akşamlar değerli izleyiciler. Satranç Tahtası programı yine karşınızdayız. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Sayın İlber Ortaylı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii sadece ülkemizin değil, dünyanın belki de sayılı birkaç tarihçisinden birisiniz. Estağfurullah. Evet hocam, hemen Osmanlı ile ilgili bir iki soru sorarak programa başlayalım. Osmanlı'nın kuruluş amacının ya daha sonraki amaçlarının birbiriyle çeliştiği çok söylenir. Bunu Halil Naci Hoca da çok dile getirir. Gerçekten böyle mi? Osmanlı'nın kurulma amacıyla sonraki amacı değişmiş midir? Belki Osmanlı İmparatorluğu başında bir hayat mücadelesi veren bir siyasi, içtimai camia, sonra bu iş genişleme, yayılma ve cihan hakimiyeti mefkûresine dönüşmüş. Vaka Osmanlı'nın ilk dönemine ait böyle cihan hakimiyeti, okümenik bir hakimiyet, universal bir hakimiyet projeleri var işte menkıbelerden, ama tabii bu menkıbeleri anlatan kitaplar, yazmalar sonraki iki asır sonra. Yani aşağı yukarı 150 sene sonra falan kaleme alınmış şeyler, ister halk tipi menkıbeler olsun, mesela anonim tarihler olsun halk tipi, veyahut işte Aşık Paşazadeleri, Oruç Bey'e, Nesli'ye ait tarihler olsun, 150 sene sonra aşağı yukarı kaleme alınmış o devirlerden. Tabii o 150 yılda Osmanlılar imparatorluk devrine girmişler. O zamanın ideolojisi yansır oraya. Bu devirde ne düşünüyorlardı onun için kesinlikle bilemeyiz. Kimse de bir şey nakletmiyor. Fakat şöyle bir soru sorulabilir. Acaba Osmanlı başında bu kadar mütevazi miydi? Evet. Yani kendini aşan ideolojiler, kendini aşan iddialar var mıydı bu toplumda? Var mıydı? Belki de vardı yani, ne konuştuklarını bilmiyoruz, kayıtlı değil. Onun için bu devri tabii çok dikkatlice bilmek gerekiyor. Belki yabancı kaynaklardan daha fazla şeyler kapabiliriz Osmanlı hakkında. Fakat bugün için bu yabancı kaynaklar doğrusu çok incelenmiyor. Peki hocam, bu Osman Gazi'nin gördüğü bir rüyadan çok bahsedilir. Hatta işte o rüyayı arz ettim size yani. Bu tip menkıbeler, cihan hakimiyeti menkıbeleri o zaman var mıydı, yoksa sonradan mı ortaya çıkarılmış, yayılmış? Peki hocam, Osmanlı padişahların aldığı eğitimler çağın gereklerine mesela uyuyor muydu? Bu da çok tartışılan bir konu. Uyar. Eğitimde idarenin o kadar direkt birebir bir ilişkisi yok. Yok mudur? Yani bununla tabii idareci cahil olsun demiyorum, öyle evet. Bir iddiam yok. Cahil devlet adamının Türkiye 20. yüzyılda çok pahalıya mal olduğunu biliyoruz yani. Dünya görgüsü olmayan adamlar. Şimdi böylesi mesela lisan falan da bilebilir. Evet. Yüksek tahsilli de olabilir. Ama görgüsüzdür yani, dış dünyanın tadına varamamıştır. Kapı çam devirir, çok tehlikeli işler yapar. Nitekim İttihat-ı Terakki bu tip adamlardan oluşurdu. Buna karşılık okuması yazması olmayan büyük vezirler vardır. Kemal Keskara Mustafa Paşa, Köprülü Mehmet Paşa en başta çok büyük yararı dokunmuştur. Tabii ki aydın ve okumuş insanın diploması olmasa bile büyük faydası olduğu görülür. Mehmet Emin Ali Paşa böyleydi. Çok önemli bir sadrazamdır. 19. asır Türkiye'sinin modernleşmesini sağlayanlar. Menderes mesela tahsilli gibi görünür. İstanbul için hiç hayırlı işler yapmadı. Niçin hocam? Yapmadı. Yani bu imar faaliyetinin falan ne olduğunu biz sonraları daha iyi anladık. Evet. Peki hocam, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra danışmanlarıyla arasının açıldığı hep söylenir. İşte o da Türkmenlerin İstanbul'a yerleştirilmesi konusunda bir fikir ayrılığı olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur hocam?
Olabilir. Yani Fatih Sultan Mehmet buraya istedi belki Karamanlıları getir, göçebelleri. Bazı danışmanları istemedi Türkmen tayfesini sokma buraya diye. Akşemseddin Paşa gibi mi mesela? Akşemseddin Paşa değil, Molla, ulemadan. Böyle bir şeyler olabilir. Bunlar çok yazılı değiller yani, çok rekordu yok. O bakımdan ne denir bilemiyoruz, hakikaten bilemiyoruz. Ama şurası bir gerçek. İstanbul'u yöneten elit bu gibi nefeslere, bu gibi sözlere pek kulak asmamış. Pek kulak asmamış ve kendi bildiğini götürmüş. O çok açık. Evet. Ve açık kitleyle arası, hem Fatih'in hem etrafındakilerin. O kadar açık ki Mahmut Paşa geldiği zaman iktidara, Vezir-i Azam'la, halk seviyor onu çünkü halka kulak veriyor. Mesela sürgünü durduruyor falan. Evet. İstanbul'a bir sürü insan yerinden yurdundan olmuyor tabi. Miri arazileri, arazi alımını durduruyor. Çok önemli bir şey. Evet. Meşihat yerlerini bırakıyor. Bir takım evliya mezarlıklarını bırakıyor. Bunlar gezimi ve ulaşımı kolaylaşıyor. Ve dolayısıyla ortaya çıkan Fatih'in halk tarafından çok sevildiği, büyük sarayın yani şeyin de padişahın diyelim, onun da tasarruflarına dikkat etmesi gerektiği anlaşılıyor. Böyle bir şey var. Fatih diğer Osmanlı padişahlarına ayırabilir miyiz hocam bu açıdan? Ayırırız. Evet. Fatih bir sürü Osmanlı padişahı gibi fakat kuruluş devrinin padişahları yani o da gene kanuni devrinin sonu doğru bildikleri şeyde kitleye dikkat etmezler. Hazinenin, ordunun ve devletin sınırlarının, menfaatinin sağlamlığının gerektiği yerde kitlelere itibar etmezler. Bu çok açık bir şey. İngiliz Winston Churchill gibi hocam. O yani evet, öyle. Fatih mesela bir takım miri arazi cumburlup kapatmışlar dahiler. Onları almış gerisi tabii. İkinci Bayezid oğlu geri verdi geri onları. Evet. Onu kitle daha çok seviyor. Bayezid'i veli diyor. Abi kimin daha çok veli olduğu tartışılır. Evet. İmparatorluğun ve milletin bekası bakımından. Evet. Peki hocam, Fatih Sultan Mehmet'in zehirlendiği konusunda iddialar var. Sizin de geçenlerde bu konuda bir açıklamanız ben var. Ben ona katılıyorum yani. O doğru mu göre? Tabii İtalyanlar çok iyi biliyor bu işi. Niçin hocam? Elini sıkarsan zehirlenir, ölürsün, ona bir şey olmaz. Peki Fatih? Aynı suyu şarabı içersin, sen ölürsün, o kalır. Çok iyi teknikler biliyorlar. Yani bu işin kimyasını biliyorlar. Ve böyle bir kitap da var zaten. Tarihte zehir diye. Onu da bilmiyorum. Peki Fatih'ten başka bu yenilikleri Osmanlı padişahı var mıdır hocam? Zannetmiyorum. Yok. Peki hocam, Fatih'ten sonra oğlu 2. Beyazıt'la Cem Sultan arasında bir kavga, mücadele oluyor. Tabii 2. Beyazıt geçiyor. Fatih'in kendisinden sonra kimi geçireceği konusunda bir beyanat ya da fikri var mı? Yoksa tamamen... Hayır. Peki Cem Sultan'ın gelmesi, gelmiyor. Cem Sultan onu sevdiği oldu ama bakalım padişah olarak istiyor muydu? Her halükarda ölümünden sonra vahim bir taht kavgası var. Bayezid ve Cem arasında ve imparatorluk tehlike altına giriyor. Ve çok adam ölüyor bu tip muharebelerde. Mesela Yavuz Selim'in zamanında da var. Onun için kardeş katli vacip ve doğru bir iş oluyor. Evet. Belki Osmanlı'nın duraklamasını durduruyor. Peki hocam, Abdülhamit'e gelirsek. Abdülhamit'in pan-İslam politikası da çok tartışıldı. Hatta bu Osmanlıca bir fikir mi yoksa İslami bir fikir olduğu tartışıldı. Bu pan-İslam politikası Abdülhamit'i nasıl yorumluyorsunuz? Pan-İslam politikası Fatih için söz konusu değil. Yok, Abdülhamit için soruyorum. İkinci Abdülhamit'in pan-İslam politikası doğru bir şey. Yani orada yapılmak istenen şu. Dirayetli bir politika bu. İslam dünyasında evvela enformasyon topluyor. Yani kullandığı adamlar doğru bilgi getirecek. Bu çok önemli bir şey. Evet. İkincisi oradaki muhtelif kuvvet odaklarına, bu tarikat olabilir veya modern laik bir eğitim cemiyeti olabilir. Evet. Bunları bir şekilde etkiliyor ve takip ediyor.
Yani biz kuvvetliyiz diye. O kadar ki ihtiyarın biri padişah, halife ne yapıyor diye sormaya başlıyor. Yani onun kendi sıkıntılı hayatında bile tutunacağı dal İstanbul'daki halifedir. Çok iyi yetişmiş adamları var bu mekteplerden çıkmalar falan, Mülkiye'den, Galatasaray'dan. Her yere gidiyorlar. Bu casusluk eski politika bunu yaptırıyor. Fakat işte memleketin sanayileşmesi zayıf vesaire. Onun için gerçekten olduğu gibi bir büyük kuvvet olamıyor. Çünkü Osmanlı büyük devletlerden biri. Bu çok açık evet. bir şey. Fakat yaptığı bu. Bir de vatandaşlık vererek oradaki Müslümanlara, bazılarına çok etkin bir şekilde kontrolünü ve etkisini kullanıyor cemaatler üzerinde. Yani bu çok önemli. Mesela o tarihte o kadar Müslüman buraya göç etse mahvolmuştur. Düşünebiliyor musun? 200 milyon insan buyur. Zaten Cumhuriyet'i kuran kadroda evet. hocam Abdülhamit'in yaptığı okullardan mezun olan insanlar neticede. Peki hocam Abdülhamit yaşasaydı, mesela Türkiye, daha doğrusu Osmanlı o dönem Balkan Savaşları'na girer miydi ya da Birinci Dünya Savaşı'na girer miydi? Hayır, hayır. Sultan Abdülhamit tahtta kalsa kesinlikle böyle bir savaşa girmeyi önlerdi. Çünkü kendi çıkaramadığı evet. bir Rus-Osmanlı-Türk Savaşı'ndan dolayı biliyorsunuz evet. neredeyse Balkanları kaybetti. Böyle bir şeye girmezdi. Yani evet. kesinlikle. Birinci Dünya Savaşı'nı mı? Hayır ve Üçüncü Aleksandr'la oradan çok iyi anlaşıyorlar. Buna bizde el değinilmiyor. Çünkü evet. Üçüncü Aleksandr Rusya'sı korkuyor Türklerden. Bunlar diyor pan-İslamist diyor. İşte okullar falan açtılar. Bizdekiler bile okuyor diyor Gazprom'dan dolayı. Ve de devamlı takip. Şimdi birisi yaklaşırsa bunları ziyaret etmese bile o tabi makbul geliyor. Onun için Üçüncü Aleksandr da anladı Rusya'nın sağa sola saldırmakla bir şey olamayacağını, zaten saldırsa da perişan olacağını. Evet. Edirne'ye kadar gelen ordu hatta Yeşilköy'e hastalıktan, açlıktan kırılıyordu. Yolsuzluklar orduda falan. Onun için bunu anlamış böyle diyor, artık savaşa para vereceğimi Sibirya demiryoluna veririm, üniversitelere, yollara veririm. Ve o dönemde bundan iyi yararlandı Türk burjuvası Rusya'nın. Evet. Mesela Aktüroğlu Yusuf'un babası Aktör'ün çok iyi bir şeydi, filyaldi, Amerikalara kadar şubeleri var. Fakat adam işte bu sayede ticareti yapabildi Türkiye'yle. Evet. Yüzü güldü yani demek ailem. Böyle şeyler çok önemli. Evet. Peki hocam, yine Osmanlı tartışılan mesela Abdülaziz intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Ben çok kanlı öldürüldüğü kanısındayım. Çünkü Sultan Abdülaziz bir kere çok dindar. Dindar adamlar kolay intihar etmiyorlar yani, o bir yapı. Evet. Seviyorlar da yaşamayı, yaşamayı seven biri. Yani o bazen ters de tepebilir ama yaşamayı seven biri. Bir de pehlivan değil mi hocam? Güçlü, kuvvetli bir yer. Vallahi pehlivan hikayesini falan bıraksın. Biz de yanlış tamam. anlatıyor. Bir kere Abdülaziz çok iyi bestekar. Batı tipi besteleri var. Doğu tipi besteleri var. Çok iyi ressam. Onu kimse bilmez. Evet. Son derecede zarif bir adam. Fransızca falan bilmiyor. Mesela İmparatoriçe Eugène ile olan muhaşakası artık bir sır değil yani. Çekici bir adam. Yani ne diye intihar etsin, lafı. Böyle bir süs vermişler, bu bir katildir. O yüzden de çok korkmuş Abdülhamit. Çünkü Osmanlı hanedanından akıllı olsun, ahmak olsun, bilgili olsun, bilgisiz olsun, her üyenin öğrendiği, kendisine öğretilen bir şey var. İkinci Osman, Genç Osman vakası. Evet, evet. Yani o kabus akıllarından çıkmaz. Ve onun içindir ki çok gaddar davranılıyor. Sırf o değil, etrafındakiler de. Çünkü 26'da ordunu kaldırmışsın bu. Bizde Yılmaz Üstün'ün hakikaten bir katkısı tarihçiliğe ve bunun esasını inceleyerek koydu o düşkün 19. asra. Doğru. Yani orduyu kaldırmışsın Yeniçeri. O ne kadar büyük bir aslında katliamdır ve ne kadar büyük fedakarlık. Çünkü ondan sonra 20-30 sene kuramıyorsun orduyu.
Evet. Yani Allah'tan ki arada o şeyler geldi bize, Polonyalı, Macar, mülteci subaylar değil mi? Evet. Nazım'ın dedesi onlardan birisi, daha büyükleri de var, Çaykovski, o Borjeski. İşte Macar Süleyman Paşa var, şairin Nigar Hanım'ın babası falan. Bu tipler adamlar sayesinde, bunların artık vatanı da olmadığı için, Tanat şeyde, muhtediydi, hepsi ihtida etmişler, Müslüman da olmuşlar. Çok herhalde bigot, sofu Müslümanlar olmadığı açık adamların. Kendi tarzı hayatlarını da taşımışlar ama bunlar Osmanlı ordusunda çok büyük reformlar yaptılar, idarede de. O da çok yararı dokundu bizim. Yani sadık yabancı müşavirler, parayla gelip oturan değil de. Ve bu bize çok çok faydası oldu, çok faydası oldu. Bu kadar yani orduyu politika dışına çekmişken Hüseyin Avni Paşa birden sokuyor gene. Bu rahatsız da etti insanları. Mesela Cevdet Paşa hakim, hakikaten amansız. Evet. Gazi Osman Paşa açıkça demiş ki bunların hiçbirinin bırakılması doğru değil. Hepsi idam edilmeli. Ve idam kararını da mahkemenin, ki Cevdet Paşa başkanı, zat-ı şahanelerinin ret veya tenzil yetkisi olmaması gerekir, af yetkisi. Evet. O şekilde. Çünkü biliyor Abdülhamit çekinerek falan bazılarını şey yapacak falan böyle. Affedecek, sürgüne tebliğ edecek falan. Nitekim de öyle yapmıştır. Tabii şuna da inanıyorum, rahat edemediği için ondan sonra katlettirdi. Yani o Taif'teki olay doğru. Evet. O öyle rastgele bir şey değil. Çünkü çekiniyor. Efendim Mithat Paşa mı bu işe karıştı? Hayır. Karışanların adamı ama. Affedilmiyor bu gibi durumda. Karışanların adamı olmak. Affedilmiyor. Her halükarda devletin büyük bir valisi. Merkezde çok önemli işler yapan bir vezir değil. O anayasa babalığı falan, o biraz yakıştırma. Evet. Türk anayasasını, çünkü Mithat Paşa anlamıyor yani hukuktan ve anayasadan, bunu ben söylemiyorum. Merhum hocamız Tarık Zafer Tuna'ya derdi ki Mithat Paşa'yı çok severdi. Ben de severim, saygım var, çok büyük bir vali. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nun değil, bütün Avrupa'nın en büyük valisi, bir numara. İzlerimizi bırakmış her yerde ama merkezde başarılı bir devlet adamı değil ve girdiği siyasi kombinasyon itibariyle evet. Şey çekmiş üzerine, simsekleri çekmiş. Hatalar da var burada. Evet. Böyle olmuş sonra. Evet. Peki hocam, Osmanlı'da tabii tartışılan konulardan biri de bir harem vardır. İşte harem hakkında bir çeşitli efsaneler uydurulur falan. Halbuki haremin de biliyoruz ki kendine göre kuralları var. Harem de işte harem, yani kendine göre bütün Sark imparatorluklarında, ama kuralları olan de. Şüphesiz. Hatta Floransa'da bir takım senyörlerin olan şey, yani köle kadınları alıyorlar. O hayata, eve, aileye giriyor artık. Evleniyor da bunlarla, biliyorsunuz işte. Kaç evet. tane. Aşağı yukarı Kanuni'den itibaren mavi kanlı prensesler geleneği bitti. Evet. Yani Kanuni cariyelerle, cariyeden gelmelerle evlendi. Bunlar çok akıllı ve güzel kadınlar. Özellikle. Yani kolay değil tabii padişaha ulaşmak, tutmak onu. Çok güzel ve akıllı kadınlar. Hürrem de öyle, Kösem de öyle. Efendim, Gülmüş Emetullah Sultan da öyle. Hatice Tarhan da öyle. Cahil bir Ukraynalı, köylü olmasına rağmen. Nakşidil Sultan da öyle. Bu saydıklarım kim? Bunlar kim saydıklarım? Padişah anaları. Bunlar cemaat başı durumunda olan padişahların karıları. Evet, Kösem. Yani evet, Kösem 1. Ahmet'in eşidir. Öbür kollar bittiği için sülale oradan yürüyor. Evet. Hürrem Kanuni'nin eşidir. Kanuni cemaat başı, başka kollar bitmiş, oradan yürüyor sülale daha evvel. Hatice Terhan Sultan 1. İbrahim'in. Bizim deli dediğimiz, işte deli meli olmayan onun eşi demiştir zaten. Elhamdülillah cemaat başının tahttan indirildiği gün.
Yani herkes artık benim çocuğum olacak bundan sonra bu ülkeyi yöneten, bu memleketi, memaliki. Ondan sonra 4. Mehmet'ten gelmedir tahtımız. 4. Mehmet ve Gülnus Mehmetullah'tan. Evet. 2. Mustafa da onların çocuğu. 3. Ahmet'ti. 3. Ahmet'ten devam ediyor. Evet. Öbür kollar tükeniyor. Ondan sonra da biliyorsunuz 1. Mahmut sonrası da herkesin şeyi. Aziz'in de, Abdülmecid'in de babası ve onun da annesi Nakşidi Sultan. Şimdi bütün bunlara dikkat edin. Hepsi sarayın cariyeleri bunlar aslında. Ne kadar iyi yetişmişler. Okuma, yazma, yeme, içme, oturup kalkma, dikme, nakış falan, müzik hatta. Evet. Evet. Peki hocam, burada mesela son dönemde tartışmalar oldu. Sabret Hacılık, Yahudilik tartışması filan. Evet. Mesela Osmanlı'da işte gittiği yere Türkleştirmedi, Müslümanlaştırmadı. İşte hiç öyle bir problemimiz yok. Evet. Müslüman olana itimat edilir. Bizdendir. Müslüman olmayan da becerisine göre itimat edilir. Evet. Yani bütün devletin harici işleri Rum tercümanların, Fenerlilerin elinde. Bunlar Osmanlı, Helen değiller. Evet. Ruhları Helen değil adamların. Helence biliyor, konuşuyor değil. Zaten ırk olarak çoğusu da Helen değil. Yani Bulgar, Romen, Arnavut, evet. Hristiyan, hatta Haçlı seferlerinden kalma. Fenerliler, İtalyan falan. Yani öyle bildiğimiz Helenik şey değil. Rum dediğin zaman Romalı. Böyledir bu iş. Bu son 19. yüzyıla kadar Türk yok zaten orada pek. Hariciye kalemlerinde. Bunun sebebi, benim sebebi var mı hocam? Var çünkü dil öğreniyorlar. Mesela Fenerliler çocuklarını mutlaka İtalya'da ve sonra Fransa'da okuturlar. Rumca biliyorlar. Çok iyi de Türkçe öğrenirler. Öğretilir bunlara. Ha, yani hatta mesela Halet Efendi, 2. Mahmud'un hocası, yaka silmişti millet onun entrikalarından. Ölümü Yunan ayaklanması sırasında İpsilantilerin öğretmeni olması. O öğretmiş onlara Rumcayı, evet. Osmanlıcayı. Osmanlıca öğretti diye hainlik de yapmış değil ama hak etmişti galiba. Çok entrikandı. Bu usul böyledir yani, onu bilmek lazım. Evet. Sonra başlıyor Ermeni, Türk falan. Mesela Ahmet Refik Paşa Bulgar asıllıdır. Evet. Rumcayı oradan bilir babası ve dedesi. Kendi de çok iyi bilir. Eski Yunancayı da, modern Rumcayı da çok iyi bilir. Paris'te Saint-Louis Lisesi'nde okudu. Fevkalade bir şey söylenen. Orada o zaman eski Yunanca öğretiliyor ya, Fransızca. Evet. Fevkalade. Biliyor. Mesela hani Şemsettin Sami Fraşeri, Fraşeri Hanedan'dan, Arnavut. O da Rum Gimnazyumu'nda okudu, bilir Yunanca'yı çok iyi. Ama bu onun Türk ve Arnavut milliyetçiliği yapmasına mani değil. Hatta bir takım Helen asıllı kelimeler Türkçe veya Rumca diye iddia ediyor. Ansiklopedilerinde ve lügatında falan, evet. Peki hocam, mesela Mehmet Genç Hoca geçenlerde bir yazısı vardı. Osmanlı'yı böyle yükselme, gerileme, çöküş dönemi diye ayırmak lazım. Yalnız bir yükselme ve geri çekilme dönemi diye ayırmak lazım. Hayır, yani hiç öyle bir şey yok. İmparatorluklar toprak kaybeder. Yani İngiltere İmparatorluğu toprak kaybetti diye geriledi mi? Münasebeti yok bunun. Evet. Veya bugünkü Rusya toprakları kaybetti diye geriledi mi? İlk önde insana çok çarpıcı geliyor bu, mülk kaybediyor. Evet. Halbuki bu kaçınılmaz bir şey. Ya Kazaklar, Rus ne diye bir arada otursun. Ya Hindistan'ı niye İngiltere yönetsin? Mühim olan oraya kendi uygarlığını bırakmış mı? Bu açıdan bakılabilir. Osmanlı'nın bıraktığı uygarlık hiç şüphesiz tam bir Roma İmparatorluğu, bir kozmopolitizm ölçüsünde böyle bir problemi olmamış. Evet. İmparatorluk gerilemiş ama cemiyet gerilememiş. Tazeliğini ve dinamizmini devam ettiriyor. Evet. 19. yüzyıla bakın neler yapıyor Türk toplumu ve bugünkü 20. yüzyıla bakın. Evet. Yani bizim şimdi bir takım şeylerimiz 19'dan daha kuvvetli, ordumuz daha kuvvetli,
Hocam bir de şöyle eleştiriler... Ticari, silahi hayatımız kuvvetli, ilim müesseselerimiz kuvvetli vesaire, evet. Mesela bir bilim adamı diyor ki, hocam Türkler ne olur, 16 devlet kurmuş, yıkmış, yenisini kurarlar, göre küçük seyirci... Şimdi bak, bu bizde şeyler var, bir takım yazarlar gazetelerde. Tabii korkunç bir adaletsizlik ve çok tehlikeli bir şey. En ciddi bilim adamımızın kitabı 2000, 3000, 5000, 10.000 satıyor. Evet. Ciddi ilmi kitap. Yani o kadar bir ben çok yani. Satıyorum. Benim sattığım şeyler benim monografilerim değil. Benim monografilerim satmaz. Yani o Osmanlı mahalli idareleri, yok Türk idare tarihi, yok kadi, yok Osmanlı ailesi o kadar satmaz. Evet. Haklıdır da millet okumaz bunları ama budur benim bileyim. Öbürünü okuyor, eksik olmasın. Halbuki benim o satan kitabım falan bile vız gelir. Gazete sütununda okunan bir yazar birkaç basıyor, 900 bin basıyor değil mi bir gazete? 1 milyon basıyor, 600 bin basıyor. Bir de internetten de okunuyor. Okuyorlar yani kardeşim. Şimdi herif alt üst ediyor ortalığı. Ve çoğunun yazdığı tarihin kaynağı resimli Osmanlı tarihidir. Daha bir rafine bir şey değildir. Oradan böyle laflar çıkıyor. İşte Osmanlı dediğin kardeşini keser. Herkes kardeşini keser. Herkes kardeşini keser. Daha iki hafta evvel İsveç'te Sato'yu ziyaret ettim. Evet hocam. Korkunç bir şey o Sato'nun hali yani. Orada 14. erik iki hücrede, iki odalı hücrede. Yani 10 santimlik bir biliyorsun mangal deliği gibi pencere var. Burada 3-4 sene geçirdi. Daha evvel başka satolardaydı senelerce. Ve nihayet artık sonunda zehirli bezelye çorbasıyla adamı rahata kavuşturdular. Bütün Bizans gözlerine mil çektirilen, öldürülen hükümdarlarla, prenslerle dolu. Avrupa'nın yüzü savaşı da tarihi öyle. Büyük Petro ölüm korkusuyla büyüdü. Kardeşi de öyle. Korkunç Ivan öyle. Yani şu son birkaç yüzyılın dengeli, zenginleşmiş, müesseseleşmiş, kurumlaşmış, en mühimi kurumlaşma, cemiyetleri ortaya çıkana kadar hükümdar soyuna rahat yoktur. Hükümdarın kardeşi senin kardeşin değil, onu söylüyorum. Yani ya sen onu öldürürsün ya o seni öldürür. Biz ne deriz bunun için? Ya devlet paşa ya kuzgun leşe. Evet. Latincesi ne bunun? Aut Caesar, aut nihil. Ya Sezar olursun ya da hiçbir şeysin. Evet. Bu çok açık bir şeydir. Yani ve o insanların ikisi yaşadıkça toplum da iki halde yaşar. En hafif memnuniyetsizlikte örgütlenirler. Temasta olmadıkları, ne olduğunu bilmedikleri prens adına burada örgütlenir, ayaklanırlar. Ve onun adına bilmem sahteleri çıkar. Dimitri mesela Samozvanits değil mi? Evet. Rusya tarihinde sahte Dimitri. Bizde Düzmece Mustafa falan. Maalesef orada neyi söyledi? Adam bir şey söylüyordu. 16 devlet. 16 devlet evet. Diye bir şey var. Belki 16 değil de 116. Evet. Nasıl tarif ettiğine bakar onları. Ve bunu diyor ki işte bunlar yıkıp yıkıp kurar, 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 yıkar falan. Böyle bir espri var. Hatta evim buna gidiyor. Bu değil mesele. Yani bu imparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu son, en mükemmeli Türk tarihinin gayi noktası falan böyle bir şey. Yeni şeylerle Osmanlı padişahları arasında hep böyle iyi geçinmeleri gerekir. İşte padişahlar geldi. Kuvvetli padişahın, kuvvetli marşalın kuraldır ordularda. Askeri onu sever ve arkasından ölüme gider. Marşal kuvvetli değil ise... Evet. Askerlik yeteneğini ispat edememiş ise ki maalesef bu iş bizde biliyorsunuz kanuni ile bitiyor. Yani evet. Ona kadar o dahil bütün Osmanlı padişahları birinci sınıf mareşallar. Hiçbirinin heykeli yok. Doğru dürüst. Ondan sonrakiler değil. Ondan sonrakiler değil olunca böyle oluyor. Orduyu kuvvet etmek, kuvvetli şey yapmak zorundasın, kontrol etmek zorundasın. Kanuni'den sonra bir tek istisnası kim bunların? İkinci Osman olamadı tam. Askerin başına geçti ama olamadı.
Ve ondan sonra tabii 4. Murat. O bir dahi, o inanılmaz bir şey. Yani çocuk yaşta sarayda kapalı. Sancak şehzadeliği yapmamış. Allah bilir nasıl eğitim görmüş de burada Enderun'da. Enderun'da da herkesin eğitimine dikkat edilir de padişahınkine o kadar edilmez. Yani benim kanaatim bu. Yani sistematik olarak padişaha çok kısıtlı şeyler öğretilir. Kısıtlı şeyler. Ondan sonra kendinde varsa istek ve kabiliyet kurcalayarak çıkar. Yani 3. Ahmet'e öyle at öğretilmez. O kendi kurcaladı, çıktı onun üstüne. 3. Selim'e o kadar musiki öğretilmez. O kendi kurcalayıp üstüne çıktı onun. Bu 4. Murat da böyle, adam burada marşal oluyor. 1. sınıf sporcu oluyor falan. Hatta çok güzel hattı var yani. Kaligrafisi de güzel. Şiirden, musikiden de oldukça anlıyor. Hatta kendisine izafe edilen musiki eserleri vardır onun olmamakla birlikte. İyi bir müzisyen, müzikten anlayan adam çünkü. Böyle ters, birbirine zıt özellikleri bağdaştıran, 28 yaşına kadar yaşadığı halde şu saraya iki önemli köşk, Osmanlı divan edebiyatında yeri olan falan, fakat asıl önemlisi Erivan'ı ve Bağdat'ı. Yani bugünkü Irak kıtasını yeniden kurtaran, Kafkas'ta ilerleyen bir dahi, 28'inde öldü bu. Evet. Çocuk yaşta karmakarışık bir ülkenin başına geçti, gaddar metotlarla da olsa asayişi getirdi. İşte o zaman Yeniçeri ne oldu? Pıstı. Hiçbir isyan falan yok. Çünkü adam marşal başta oturan. Yani bu devletin yapısı budur. Bundan kolay kolay kurtulmaz. Kurtulması da mümkün değildir. Çünkü çok karışık bir coğrafyada yaşar. 17. asrın tarihi bu. Yani daha büyük bir marşal yok 4. Murat'tan. Var diyen varsa kabul ederiz. Münakaşaya hazırız. Yani bu sırf Türkiye için falan değil. Herkes için. Herkes için geçerlidir. Hocam, sözde Ermeni soykırımı konusunda da ülkemizde çok şey söyleniyor. Hayır, bunu Türkiye'de en iyi bilecek kişilerden birisiniz. Hiç kimsenin bildiği yok. Ben daha dün iki Amerikalıyla konuştum. Hukukçularmış, hiçbir şey bilmiyorlar. Hatta birisi hatun dedi ki, it's a nonsense dedi, bunu kabul etmemek. Nonsense olduğunu ne biliyorsun dedim yani. Neyi etüt ettin de bu kadar kesin konuşuyorsun? Amerikalı evet. Tarihten ne anlar? Yani Amerikalı tarih bilmez. Tarih okumaktan da sıkılır, sayılıdır böyle insanlar. Yani Amerika'da tarih bilen ve seven insanlar sayılıdır, tıpkı Türkiye gibi. Sıkılırlar da. Bu bir modadır dünyada, böyle gidiyor. Çok ilginç olanı, bir takım Yahudiler de buna katılmaya başladı. Halbuki mesela Bernard Lewis değil, katılmaz böyle bir şeye. Çünkü hakikaten Yahudi Holokostu kıyımı çok unik, çok tek bir olaydır. Almanlar ve Fransızlar bu tek olaylarını, bu tek ayıplarını yaymak istiyorlar. Onun için Ermeni işini kullanıyorlar. Yayılan kitap, propaganda, gürültüyle Türkiye'nin baş etmesi mümkün değildir. Niçin hocam? Değildir, çünkü biz çok az okur, çok az yazarız. Ve maalesef ortaya çıkan bir sürü eser bu konuda çok değersizdir, kıyamettir, şamatadır. Kimisi samimi olarak yapılan zavallı eserlerdir, kimisinde de maalesef artık kazanç kokusu var, onu görüyorum. Biz baş edemeyiz bunlarla, yani o adamların literatürüyle bizimki mukayese edilemez. Yayma yöntemleri çok zayıftır, dağıtım zayıftır. Fakat enteresan, hak çıkıyor. Olmadık yerden olmadık adamlar çıkıyor Türk tezini savunmaya başlayan. Evet. Ve bunlar bunu Türk tezi diye de savunmuyor. Yani çok garip bir şekilde bir kalabalığa, bir umumi mütearifeye bir zayıf yerini yakaladığı için düşman oluyor adam çıkıyor. Böyleleri var. Bunlar anladığım Justin McCarthy değil, evet. Daha önemlileri de çıkmaya başladı artık, enteresan. Evet. Ve bunlar bunu Türk tezi diye de savunmuyor. Yani çok garip bir şekilde bir kalabalığa, bir umumi mütearifeye bir zayıf yerini yakaladığı için düşman oluyor adam çıkıyor. Böyleleri var. Bunlar anladığım Justin McCarthy değil, evet. Daha önemlileri de çıkmaya başladı artık, enteresan.
Efendim bunları Türkiye besliyor. Haberi bile yok adamlardan Türkiye'nin. Evet. Yani bu tip adamları gitseniz, sorsanız bir takım diplomatlarımıza, sivillerimize, askerlerimize 10 taneden 3'ünü zor bilir, 7'sini bilmezler bile. Çıkıyor. Tek yapılacak şey biz bunu yapmadık. Yani bizim jenositle ilgimiz yoktur. İmparatorluğun yıkımında böyle bir facia vardır. İnsanlar birbirlerini kesmişlerdir. Ermeniler tabii bir bağımsızlık istemiş, politikaları son derece yanlış stratejileri ve bu böyle gitmiş. Bunu bilmek lazım, bu böyledir. Bu açıkça böyledir. Burada ısrar edeceksin tezinde, yoksa söylenecek başka bir şey yok. Ve tabii Ermenistan'la Türkiye'nin çok iyi geçinmesi lazım. Çünkü bunlar birbirleriyle iş yapacak, yan yana oturacak iki tane memleket. Bir Ermenistan Cumhuriyeti olduğunu dünyada en başta dışarıdaki Ermeniler unutuyor, Ermeni diasporası. Evet. Sorumsuzca böyle muhacir hayatının zorlukları, tatsızlıkları içinde bir takım iddialarla ortaya çıkıyorlar. Bunların Ermenistan'a da yararları yok. Nitekim bizdekilerin de bu tarihi aydınlatmaya yararı olduğunu zannetmiyorum, Ermeni teziyle ortaya çıkanların. Onlarla mı ilgili hocam? Hiçbir şey değil, hiçbir şey değil. Hiç beni de ilgilendirmiyor. Konuşmak da istemem o konuda. Bu da bir hakikati getirmez. Çünkü tarihçilik başka bir şey, evet. Hukukçuluk başka bir şey. Ve burada bu konuyu bilmek lazım. Doğru. Sağdan soldan da alakası yok. Bu kadar büyük kalabalığın içinde benim gördüğüm sadece Gündüz Aktan vardır meseleye hukuki yönleriyle. Ve tarihsel yönüyle aydınlık getirebilen, eğilebilen onu gördüm. Evet. Daha gençlerden var çıkanlar. Fakat en kötü şey Türkiye'de Armenolog yok. Yani Ermeni işini bilen yok. Evet. Ermeni tarihini bilmeden, edebiyatını bilmeden, ona hizmet etmeden konuştuğunuzda kimse dinlemez. Onu size söyleyeyim. Bu gibi kavgaları yürütecek insanların uzman olması lazım. Şunu veya bunu tutsun hiç miyim diye. Amatörleri dinlemez dünya. Amatörleri dinlemez. Efendim adam çok Ermeni taraftarı yazıyor, bugün için yazıyor, dinlemezler. Yahut bu teze çok karşı yazıyor, onu da bir müddet dinlemezler. O bile bir müddet kızdırır muarızlarını. Asıl doğruları konuşacak adamlar uzmanlardır. Uzmanlardan çok çekinilir. Siz niye zannediyorsunuz Bernard Louis'e Fransız mahkemesi mahkumiyet kararı verdi? Evet. Çünkü adamın karaltısından korktular. Eğer bir uzman bunu söylese, yani hakiki bir Armenolog, daha da fena olurlardı. Evet. Bu çok önemli bir şeydir yani. Niye Silvenstein'e Fransa'da bu kadar şiddetli propagandalar yapılıyor karşı uzmanlığından ileri geliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Maalesef benim gördüğüm Ermenilerin Türkologu yok, Türklerin Armenologu yok. Bunlar uzman ekspert raporlarına dayanmıyor. Halbuki öyle yapan adamlar olsa onların söyledikleri daha çok dinlenir. Daha uzlaştırıcı olur. Tabii daha da kavga da çıkarabilirler. Evet, onu ayrı bir fasıl ciddiyetle inmek lazım. Evet hocam, son Avrupa Birliği meselesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Birliği biz şimdilik uzak görünüyor. Biz çalışıyoruz, gelişiyoruz. Ciddi sorunlarımız var. Bunların bazıları abartılmadır Avrupa Birliği tarafı. Bazıları doğrudur, bazıları. En azından bazısı. Mesela bu doğudaki şey meselesi. Evet. Avrupa Birliği içinde günden güne Türk taraftarlığı artıyor. Mesela düne kadar bize muarız olan İsveç bizim tarafımızda. İngiltere bizim tarafımızda. İşte bu Çekya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan öyle. Ve Akdeniz bloku çok taraftar tabii. Çok da o kadar ki şayet bu blokla mesela ileride bir şey olsa, çatlama çıksa bir araya gelsek daha etkin, daha iktisaden aktif, demokrasileri de daha realist olarak gerçekleştirecek bir siyasi taban kurulur. Evet.
Çok ilginç bu yani. Portekiz, İspanya, İtalya ve Türkiye'yi bir düşün. Sana mesela sahil Hırvatistan'ı katılabilir. Hırvatlar çünkü bir şey değiller. Niye mesela Arnavutluk olmasın ileride falan. Sarkozy Akdeniz Birliği dedi diye Akdeniz Birliği'ni tufaka edecek değiliz. Evet. Sarkozy maalesef beklenen kurtarıcı değil. Fransa bir çıkmaza girmiş. Yani iktisadi, hukuki, içtimai sistemi eskimiş. Büyük problemlerle karşı karşıya gelmiş. Eğitimde vesaire. Fransa'nın kendini yenilemesi lazım ve radikal reformlara ihtiyacı var. Fransa'nın bir Sarkozy'ye ihtiyacı var. Ama her zaman dediğimiz gibi o Sarkozy, bu Sarkozy değil. Bütün sorun oradan ileri geliyor. Almanya'daki Merkel de bize biraz... Almanya'daki Merkel'i boş verin. Hiç adam akıllı boş verin. Koalisyon şeyinde tesadüfen başbakan olmuş bir arkadaş. Avrupa'da politikacı işte Brown gibi böyle 12 yaşında kapı kapı dolaşıp partinin beyannamesini dağıtarak politikaya girer. Merkel'in öyle bir şansı olmamış. Doğu Almanyalıdır kendi. Avrupa'da bu tarz bir politikacı, yani bambaşka bir muhitte yetişecek de bilmem hayatının kaçından sonra gelip başbakan olacak olamaz. Yani onun mantalitesi kavrayamaz o işi. Çok zordur. Koalisyon hükümetinin şefidir. Çok büyük ayak bağları vardır biliyorsunuz. Onu katmıyoruz zaten. Biz Sarkozy üzerine konuştuk. Tarih kitaplarına son dönemde müthiş bir ilgi var. Bunların var, doğrusunu yazmak lazım. Tarih kitabına ilgi var, halkımız da okumuyor diyemeyiz. Yazan olması lazım. Gazetelerimizi de okumak istiyorlar, okunmuyor. Evet. Tarih kitabı da okumak istiyor bir toplum. Okumaz olur mu? Türklerin ne farkı var başkalarından? Evet. Yani ama bir İranlılar kadar da mı değiliz veya şey ama okunmuyor. Demek ki biz yazamıyoruz. Yazarsak okunur. Soru gayet basit. Evet, soru gayet basit. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli izleyiciler, Sertan Çantası programında bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.